Türkan koş haydi. Bismillah gelsinler bakalım. Büyük bir hevesle kapının önünde bekliyorlar. Baksana zile basışlarından belli. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sakin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Günaydınlar, hoş geldiniz. Bizans kapısına dayanmış yeniçeri gibi o nasıl zil çalmak kız zır zır ben zır. Ben çalmadım. Günaydınlar Sakin Hanım. Ses gelmeyince ben çalmıyor zannettim. Zaten sen basmışsındır evet, kesin. Evet, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın ablam. Türkan Hanım'ın karşılamasını biraz sade buldum. Yapmacık buldum, içten gelmedi. Türkan Hanım'ın karşılamasını beğendim. Yalnız kolonyası yoktu. Beklerdim yani kolonya elimize tutmasını. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın üçüncü günü oldu. Günler yavaş yavaş azalıyor. Birer birer herkesin hamar attığını görüyoruz. Kimisini hamar at buluyorsunuz, kimisini bulmuyorsunuz. Sıra Türkan Hanım'da. Evet. Ne hissediyorsun Türkan? Heyecanlı değilim fazla, iyiyim, rahatım yani. Değilsin ha, normalde çok heyecanlıyım derler. Yok, rahatım, iyiyim. Oh, şükür, şükür. Heyecanlı değilim, heyecanlı. Şimdi Türkan Hanım yorumlarını yaptı. Günü geldi. Bakalım bugün yorumlarının altını doldurabilecek bir hamar atlığa sahip mi hep birlikte göreceğiz. Hepiniz eminim meraklısınız. Evet. Ben çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Çok. Türkan Hanım hakkında nasıl bir düşüncem var, nasıl bir öngörüm var? Çok böyle lezzetinde yapacağını düşünmüyorum. Niye ama ben 12 yani yıldır... Yani çok konuştu ama bilemiyorum. Göreceğiz, bilemiyorum. Yani çok konuşması onu yapamayacağı anlamına mı geliyor senin açından? Heyecanlı da değilim diyorum. Aslında çok heyecanlı olduğunu görüyorum. Gözlerinden kalp atışlarını bile ben buradan hadi hissediyorum. Ya. Nabzını aldı kadın oradan. Peki genellikle hep yarışmacılar şunu derler. Hani çok çenesi çalışanın eli çalışmaz, konuşmaktan yapamaz gibi tarzında söylüyorlar ama bugün sizin sakinliğiniz mevcut. Yani öyle bir elinizden ayağınızda dolaşabileceği bir heyecanınız yok. Yok çok şükür. Peki ama gene de hanımefendi görmüş sizin heyecanınızı. Sonra görürler zaten. Saklıyor musun saklıyorum. Yoksa? Saklıyorsun. Evet, senin düşüncen nedir Saadet? Yani dediğim gibi hani sürekli kendini övdüğü için hani başarı yaparım gibisinden övüyor. Hani restoran olduğunu falan da söyleyince. Ümitli misin bugün? Yani ümitliyim ama ben de hani böyle başaramayacağını düşünüyorum yani. Allah Allah, hiç de pozitif gelmemişler. La ilahe illallah. Belki de şaşırtır bizi. Sen gene iyi yani. Biliyorum, o yüzden sıkıntı yani yok. Yani belki de şaşırtır bizi, bilemiyorum yani. Peki Türkan Hanım'ı bir tanıyalım. Sadece restoran olarak biliyoruz Türkan Hanım'ı. Kaç yaşındasınız, kaç çocuğunuz var, kaç senedir evlisiniz, sizi bir tanıyalım. Bu işe nasıl girdiniz? Adım Türkan, soyadım Büyük Yılmaz. Aşçıyım, 43 yaşındayım. İki tane çocuğum var, kızım 25 yaşında, oğlum 22 yaşında. Kızım İngilizce öğretmeni. 3 senedir öğretmenlik yapıyor. Oğlum da sinema televizyon okuyor, Antalya'da okuyor kendisi. Evliydim, daha önce boşandım. 2 yıl oldu. Eşimden ha, eşinizden ayrıldım. Ayrısınız 2 yıldır. Ayrıyım, evet ayrıyım. Anlaşmalı olarak boşandık. Kötü ayrılmadık. Birbirimize 27 yıllık evliydim ben. Oo, az bir süre dedi, 27 evet, yıl. 27 yıl boyunca birbirimize saygımızı yitirmedik. Yani saygılı bir şekilde ayrıldık. Ne onun bana bir saygısızlığı olmuştur ne de benim ona. Yani hala da bir sorun sıkıntı olduğu zaman işte çocuklar arasında tabii ki de görüşürüz. Peki hani merakımı mazur görün. Bu kadar tabii. İyi birbirinize saygılıyken, bu kadar güzel anlaşıyorken hani boşanmak niye? Sorunlar vardı. Sorunlar vardı. Evet. Her ne kadar saygı olsa da bir yerde bir evet, evet. Çıkıntılık evet, vardı. Evet. Peki zor olmuştur ama 27 yıl. Zor oldu çünkü şöyle söyleyeyim. Ben eşime 27 yıl boyunca kesinlikle bir yüksek sesle bile bağırmamışımdır. Peki eşinizin hani huyları nasıldı? O böyle sinirlendi. Eşim sinirliydi. Sinirli bir insan. Siz her daim ama sükunet içinde ben hep sakindim. O da buna sinir olurdu zaten. Ha, evet, bazı kavgalarda insan sinirlendi karşıdan bir tepki cevap evet, bekliyor ki evet. Hani bir hırsını alsın ama karşılık evet, sakin evet. Durunca. O benden beklerdi, ben de ona söyleyeyim hani tartışalım hani konuşalım. Ben konuşmadım. Acaba hani bu uyumsuzluk burada mıydı? Hani böyle evet, şeyler miydi? Evet, olabilir. Bir taraf aynen. Çok cevval, bir taraf çok sakin. Evet, evet. Peki şimdi maddi manevi bütün yüksenin üstünde mi? Hani dükkan olarak, restoran evet, olarak. Evet, evet, öyle. Bütün her şeyle sen ilgileniyorsun. Evet, her şeyle ben ilgilenirim. Temizliğiyle ben ilgilenirim. Muhasebesiyle ben ilgilenirim. Müşteri ilişkileriyle hani müşteri bağlama, onlarla ben ilgilenirim. Yemeklerle ben ilgilenirim. İşte ertesi günde yemek yapılacak günümüz. Buraya da sen ilgileniyorsun. Çocuklarla da sen ilgileniyorsun. Evet, ben ilgileniyorum. Ayrıyeten de Bulgaristan'da restoranım var. Orayla da ben ilgileniyorum. Orası da sana ait. Orası da bana maşallah ait. Orada da bütün yemekleri ben yapıyorum. Oranın işte bar kısmı olsun, işte yemek kısmı olsun. Orası sürekli açık mı yoksa arada? Orası sezonluk. Sezonluk. Yazlık, evet. Burayı bırakıyorsun, oraya gidiyorsun. Evet, evet. Bugün hatta bu çekimler bittikten sonra ben hemen vın. Tempolu bir hayatın var. Evet, çok, çok. Peki Saadet bak bu kadar iş yapıyormuş hanımefendi. Hala ümitsiz misin? Hem bilmiyorum, Türkiye'de yani hem Bulgaristan. Yani heyecanla her şey olabilir. Bekleyeceğiz. Yani bekleyip göreceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Evet siz hani tanımadığınız, yani bilmediğiniz için. Yani ben kesin yapamaz, edemez. Hani ön yargılı olabilirsiniz.
Maşallah. Yani şu anda biraz olsun hamarat olduğunu gösterdi. İki tarafla ilgilenme, ev, çocuklar, bir kadın girişimci için zor şeyler bunlar. Evet. Hele ki Türkiye şartlarında bir tek başına boşanmış bir kadın olarak çalışmak daha da zor senin için. Ama ayakların üstünde duruyorsun maşallah. Çok şükür. Her şeyle ben ilgileniyorum. Peki biz kahvelerimizi alalım. Tabii. Bu sohbeti bir sonra temizlikle devam edeceğiz daha tamam. Seninle. Oh. Bilgiçliğinden vermedi cevap bana. Neden vermedi? Ben ona şey dedim yani yemek yarışmasına girmedin. O bilerek vermedi. Şimdi masada verecek benim cevabımı. Türkan Hanım'ın kahve sunumunu beğendim. İki günün ardından güzel bir sade Türk kahvesi içtim. Sunumu da gayet güzeldi. Şöyle tam karşındaki kameraya say bakalım. Türkan Hanım bugün bize ne pişirecek? Bugün davet yemeğine uygun çok güzel bir menü hazırladım. Kremalı mantar çorbası, içli köfte yanında semizotu, yoğurtlu semizotu ile beraber servis yapacağım. Kuzu mutancana yapacağım. Osmanlı yemeğidir. Trakya'ya ait bir yemektir. Zamanında padişahımız Fatih Sultan Mehmet bu yemeği çok sevdiği için sarayda bunu yaptırırmış. Yanında da sebzeli bulgur pilavım var. Salata olarak da gavurdağ salatası yapacağım. Tatlı olarak da fincan kadayıf, kaymaklı. Hanımefendi, Gamze Hanımcığım menüyü nasıl buldunuz? Beklediğim menü çıktı mı karşına? Gibi. Yemeği tanımadığın için mi yoksa? Yemeği tanımadığım için ama çorbasını çok basit buldum. Çorbasını çok basit buldum. O şöyle söyleyeyim, davet yemeklerinde çorbalar yemeğin hangi yemeği seçtiğine bağlı. Hani eğer hani ağır bir yemek yaptıysan onun yanına çok ağır bir çorba yapamazsın. O yüzden... Ana yemekle orantılı gidiyor. Evet yani bütün yemeklerin hepsinin sıralarının dizilişi, ana yemekler ve ara sıcakların hepsinin birbirine orantılı olması gerekiyor. O yüzden. Peki. Bu kuzu mutancayı dışarıda da siz internetten muhakkak bakıp araştıracaksınızdır zaten. Sakin Hanım nasıl buldunuz menüyü? Menü güzel. Bilmiyorum ve yemedim yani. Yedim desem yalan söylerim. Kuzu neydi? Kuzu mutanca. He, mutanca mıymış neyse. Onu hiç yani yemedim. Doğru, bilmiyorum. Doğru, yöresel bir yemek. Belki biliyorum da isim olarak şey yapamıyorum. Trakya yöresine ait dediniz. Evet, Trakya yöresine ait. Peki içli köfte ara sıcak için nasıl? Uğraştırıcı mı? Güzel içli köfte, evet. Beğendiniz mi menüyü hanımefendi? Beğendim. Ben de o kuzu mutanca mı? Onu biz de bilmiyoruz. İnternetten bakacağız. Belki gördüğüm, yediğimiz bir şey ama... Ama en önemli şey Türkan Hanım lezzeti. Lezzetine bakacağız. Tabii ki. Tabii ki. Ama güzel bir menü seçmişsiniz. Ara sıcakta içli köfte, yoğurtu, semizotu var. Hafifletici. Yemeğiniz de uğraştırıcı bir yemek anladığım kadarıyla. Yani şöyle söyleyeyim. Aman çok bir hani şöyle söyleyeyim. Hani şöyle yediğimizde aman Türkan aynen. Sen ne yaptın diyebileceğimiz bir yemek bekliyoruz senden. Hakkımız da hayırlısı diyelim. Kahvelerimizi yudumlayalım. Evi gezmeye başlayalım. Haydi buyurun. Bugün zor bir gün olacak belli oldu şimdiden. Hele ki finali hiç düşünemiyorum. Hakkımız da hayırlısı. Haydi buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun. Bulaşık makinesinde deterjan artıkları vardı. Türkan Hanım'ın evi temizdi, düzenliydi. Fakat koltukların arasına baktığımda tokalar çıktı elime. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.